Değerli belediye başkanım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilikleri, çok değerli Bandırmalılar ve yerel basınımızın temsilcileri, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizim hepimizin günüdür. Halkın egemenliğe, yani devlet yönetimine sahip çıkmasının günüdür bugün. Ve bu hak bize bir hediye veya lütuf olarak verilmemiştir. Biz Türk halkı yedi düvele ve her türlü iç düşmanlara karşı fedakarlıkların her türlüsünü yerine getirerek söke söke aldık bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi. Bomba taşırken yollarda donarak ölen kadınlarımızdan, dikenli tellere bile bile hücuma geçen askerlerimize, küçücük elleriyle her türlü yardıma koşan çocukların emanetidir Cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı döneminin egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sloganıyla bize devrettikleri bir emanettir Cumhuriyet. Demokrasi ve insan haklarına dayanmayan bir cumhuriyet sadece diktatörlüğe bir kılıftır. Unutmamalı ki Hitler Almanyası da, Saddam Hüseyin'in Irak'ı ve diğer birçokları da cumhuriyetti. Ama demokrasiden nasiplerini almamışlardı. Varlıkları insanlık için acı ve vahşetle eş anlamlıydı. Biz artık halka mal olmuş bir cumhuriyetiz. Hiç kimse ve hiçbir şey içten veya dıştan bunu geri çeviremez. Diyenler oluyor ki ve eminiz ki hastalıklı ruhlar fışkıran garezlerle daha da olmaya devam edecektir. Ama Türkiye, ülkemiz artık cumhuriyetten geri adım atamaz. Demokrasiye gelince alınacak daha çok yol olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yadsınamaz açık bir gerçektir. Ama bu ülkede insan haklarının, adil ve eşit hukukun, her türlü ayrımcılığın ortadan kalkmasının, yani sonuç olarak demokrasinin ne kadar gerekli olduğunu, bedellerini çok ağır ödeyerek 7'sinden 70'ine artık herkes anlamış durumdadır. Gerektiğinde oy kullanarak, gerektiğinde milyonlar olarak barışçı bir şekilde sokaklara dökülerek hakkını aramayı öğrendik millet olarak. Bunu kula kulluk ederek, el ve etek öperek değil, bir insan olmanın değeriyle öğrendik hepimiz. Bize bunu sağlayan cumhuriyettir. Çünkü her şeyden önce cumhuriyet, Atatürk'ün çok güzel bir şekilde dile getirdiği gibi adam olmaktır. Aydınlık yarınlara, güzel günlere, sevgi ve umut dolu bir geleceğe, sevdiklerimizle beraber emin adımlarla yürümektir cumhuriyet. Bundan dolayı hem şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları, hem de sevdiklerimizin değer biçilmez varlıkları adına cumhuriyeti korumak hepimizin namus borcudur. Hepinizi tekrar saygıyla selamlarken sözlerini yürekten inandığım şu sözlerle bitirmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.